Üzüm bağı var, erik var ağaçta. Burayı terk etmişler. Yıkılmış. Keşfimiz, doğada keşfimiz. Burayı düzenlense çok güzel yer olur. Bak eski şey var. At arabası şeyi var, görmüyor musun? Bak şuraya da bir. Evet, vişneler duruyor. Gördüğünüz gibi terk edilmiş. Su açık mı? Su bak, çeşme var orada. Gördüğünüz gibi şu at arabası arıyordu az şeyi. Ama yan taraf sanki biraz şey var. Ama burada terk edildiği için öyle bir yer. Kirazlar içerisinde şöyle bir ağaçlar arasında bir yer. Şöyle bir yer. Yaşam belirtisi yok değil mi? Şöyle karşıya geçip bir bakalım. Bakın. Çok güzel bir meyve ağaçlarıyla kapanmış gölgelik bir yer. Bakın. Burası terk edilir mi ya? Yan tarafta prefabrik bir yer var sanki. Böyle bir yer. Bakın. Buradan yol geçiyor önünden. Şöyle dönüyorum. Tokilere yakın bir yer bu bizim oturduğumuz yere. Böyle güzel bir yer. Burayı bir elden geçse harika bir şey olur. Koruk şeklinde. Bunları bir ıslah edeceğim. Burayı. Tadına bak be. Elmalar dökülmüş yerlere. Gördüğünüz gibi bakın yerlerde hep elmalar dökülmüş. Silkelemişler değil mi? Neye dökülmüş bunlar? Yaz elması zamanı geçiyor. Yaz elması olduğu için zamanı geçiyormuş, düşmüş, dökülmüş. Evet, bu yerin tam karşı bakın aynı şekilde iki katlı eski tip bir ev var. O da güzel görünüyor ama yeri ağaçlarından belli. Eski bir çam. Şöyle bir yer. Böyle bir yer var. Keşfettik. Bizim arka tarafı Toki. Tokiler. Tokilere çok yakın bir yer. Muazzam bir yer. Toki'den ev alamadım diyenler gelip mesela böyle bir yer almak bence bir modernize edip oturmak dağın dibinde bir yer. Mükemmel bir şey olur. Bakın bu evin modernize edilmiş halini düşünemiyorum bile. Çok. Evet. Evet. Oralar güzel, bak geziyor eski tarihi evler, gel. Bakın. Güzel terk edilmiş bir yer. Baksın ne kadar güzel bir yer ya. Şimdi Toki'leri göstereyim size. Şurası. Şöyle. Yani 500 metre falan yakınındayız bu yer. Oturan yok. Taştan ve eski kerpiç tip yapmışlar. Panjurlu tahta panjur yapmışlar. Bakın. Bir modernize halinde. Tabii ki uğraşmak isteyen için. Ne için?
Asması kocaman. Şu ağacı yetiştirmek belki 30-40 sene geçer. Daha bile fazla ne? Orada karşıda çocuk keçi otlatıyor. Önünde taşlar var, duvarlarla çevireceksin. Taşların hazır. Meraklısı için. Şu karşıdan mı acaba boş? Evin önünde zamanında sulak bir yermiş. Bakın söğüt ağaçlarından belli. Söğüt ağaçlarını genelde kavakları, söğütleri suyu kurutmak için kullanırlar. Dikerler. Çok suyu emdiği için. Yani şöyle su yalakları var. Şöyle. Biz zaten Tokiler dağın dibinde. Hemen dibimizde çocuk keçileri otlatıyor. Tokilerin dibinde. Su kurumuş mu burada? Bakan su. Burada bir yalak. Çamaşırları yıkamak için. Ne bu? Çamaşır taşı mı diye geçiyor. Çamaşırları. Yani eskiden böyle yıkarlarmış. Suyun başında insanlar. O halde duruyor. Eski hep zaten duruyor. Eski olduğu belli. Evin arkasına doğru dolanayım şöyle. Bakın. Dökülüyor ama çatıma toprağın yok çünkü. Oturulmayan yer ne olur? Dökülür.